Merhaba arkadaşlar, üçgende açılar konoziti yapıyoruz bugün. Üçgende açılar konusuna başlamadan evvel üçgenin temel elemanları ve yardımcı elemanlarından bahsetmek istiyorum. Temel elemanlar nedir, üçgen nedir ona bakalım. Üçgen, doğrusal olmayan üç tane doğru parçasının birleşiminden oluşan bir şekildir. Bakın, bu doğru parçaları kenarlarını oluşturur. Bu iki doğrunun parçasının kesişmesiyle oluşan yer açılarımızdır. A açısı, B açısı, C açısı. Ve köşelerimiz A, B, C köşesi. Bunlar temel elemanlarımız. Yardımcı elemanlarımız ise açıortay, kenarortay ve yüksekliktir. Açıortay bir açıyı iki eş parçaya bölen doğru parçasıdır. NA ile gösterilir. Kenarortay bir kenarı iki eş parçaya bölen doğru parçasıdır. VA ile gösterilir. Yükseklik ise o köşeden tabana indiğimiz dik olan doğru parçasıdır. HA ile gösterilir. Üçgende açı özelliklerini inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın, bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece diyebiliriz, değil mi? Ama neden? X artı Y artı Z 180 diye bilinir. Fakat neden? Doğruda açıları biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi ben şuraya aşağıdaki BC doğru parçasına paralel bir doğru parçası çizsem, Z kuralından dolayı şuradaki açı da bununla aynısı olacak, Z. Aynı mantıkla buradaki açımda yine Z kuralından dolayı Y'ye eşit olacak. Bakın, doğru açının toplamı, yani doğru açımız 180 derece olduğu için X artı Y artı Z'nin toplamı da 180 dereceye eşit olmak durumunda. Burada ise arkadaşlar dış açılarımızın toplamının 360 derece olduğunu söyleyeceğiz. Ama neden? Bakın şimdi iç açılarınıza 180 eksi B, buraya 180 eksi A, buraya da 180 eksi C yazarsanız üçgenimizin iç açılarının toplamı neye eşitti? 180'e eşitti. Bu üç açıyı toplayıp 180'e eşitlediğinizde göreceksiniz ki A artı B artı C toplamı 360 gelecek. Şimdi üçgende açılarda fazlasıyla kullanacağımız bir metot var arkadaşlar. İki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Hemen bunu yazalım. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Dolayısıyla X neye eşit olur? Alfa artı teta'ya. Ama neden böyle bir kural var? Şimdi bakın, yine BC doğru parçasına paralel bir doğru parçası çizdiğimde Z kuralından dolayı buradaki açı teta'ya eşit olacak. Ve yöndeşlikten, yani aynı yöne bakan açılardan dolayı arkadaşlar şuradaki açı alfaya eşit olacak. Alfa ile teta'nın toplamı x'i vermiş olacak. Şimdi ise arkadaşlar füze kuralı, roket kuralı ya da kalem ucu olarak adlandırılan bir kuralımızı inceleyelim. Burada arkadaşlar x açısının a artı b artı d olduğunu söyleriz. Ama neden? Şimdi şunu uzatıyorum. Bakın, uzattığımda burada kendine komşu olmayan bir dış açıyı verecek iki tane iç açım var. Yani şu açım neye eşit olacak? A artı b'ye. Peki aynı mantıkla iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. A artı b artı d de dolayısıyla x'e eşit olmuş olacak. Bu kuralımızda ise x açısının a artı b artı d'ye eşit olduğunu söylüyoruz. Peki sebebine gelelim arkadaşlar. Bakın şimdi a ile şu köşe arasına bir tane doğru parçası çiziyorum. Burada bir üçgen, burada bir üçgen elde ettim. Şimdi a açısını z ve t olmak üzere parçalayalım. Z artı t a'ya eşit olsun. Z ile b'nin toplamı şuradaki dış açıya eşit değil mi? Evet, burası z artı b olur. Aynı mantıkla iki için toplamı kendine komşu olmayan dış açıya eşit olacaktı. Burası da t artı d olacak. Bakın, x açısı z artı b artı t artı d'ye eşit oldu. Z ile t'nin toplamı a olduğu için x a artı b artı d olarak ifade edilir. Sorularımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın, burada iki tane açıortay verilmiş. Buradaki açılar verilmiş ve x'e ulaşmamızı istiyor. Bilinmeyen açılar olduğunda hemen isimlendirme yapmalıyız. A'ya A, B'ye B şeklinde. Sonrasında arkadaşlar bakın, bildiğimiz açılara yönelmeliyiz. İki tane için toplamı kendine komşu olmayan bir dışa eşitti. Dolayısıyla bakın, burada 2A artı B'nin toplamı 2A artı B kime eşit olmalı? 80'e. Aynı mantıkla şuradaki üçgeni incelersek, İki tane için toplamı kendine komşu olmayan bir dışa eşitti. Yani 2b artı a da 70'e eşit. Ben neye ulaşmak istiyorum? A'ya ve b'ye ulaşmak istiyorum. Eğer a ve b'ye ulaşabilirsem büyük üçgendeki üçgenin iç açıları toplamından x'e de ulaşabilirim. Şimdi bu ifadeyi taraf tarafa toplayalım arkadaşlar.
Taraf tarafa topladığımızda elimize ne gelecek? 3a artı 3b eşittir 150. Buradan a artı b'nin 50 olduğuna ulaşabiliriz. Şimdi a artı b 50 ise büyük üçgene bakalım lütfen. 2a artı 2b artı x 180'e eşit olmalı. 2a artı 2b artı x eşittir 180 olmalıydı değil mi? Peki burada a artı b'miz 50 ise 2 katı 100 olacak. 100 artı x 180 ise x ne gelecek arkadaşlar? 80 derece gelecek. Buradaki sorumuzda ise bu şekilde iki tane üçgen verilmiş. Biri biraz büyük, biri biraz küçük. X açısının değerini soruyor. Nereden yol alabiliriz? Tabii ki iç açılarımızın toplamından gidebiliriz öncelikle. Ya da şu açıyı bulup iki için toplamı kendine komşu olmayan bir dışa eşitleyip burayı bulabiliriz. Şimdi hemen öncelikle şu açıyı bulalım. 180 doğru açıdan 130 çıkardığımda burası ne gelecek? 50. İç açılarımın toplamı 180 olacaktı. 50 artı 40 90. Öyleyse bu açımız 90 derecedir. Bu açı 90 derece ise bu açı da 90 derece arkadaşlar. Bu açı da 90 derece değil mi? Bakın iç terslikten de düşünebilirsiniz. Yoksa 180'i tamamlamaktan da düşünebilirsiniz. Şimdi 2 için toplamı bir dışa eşit olduğu için x'e direkt ulaşmış olduğum 90 artı 30'dan 120 diyebilirim. Üçgen açı özelliklerini öğrendikten sonra üçgenleri hangi kategorilere ayırıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir açılarına göre üçgenler, iki kenarlarına göre üçgenler olmak üzere iki kategoriye ayırıyoruz arkadaşlar. Açılarına göre üçgenler geniş açılı, dar açılı ve dik açılı olmak üzere 3 bölümde incelenir. Geniş açılı üçgen ne demektir? Açılarımızdan bir tanesinin 90 dereceden büyük olmasıdır. Dar açılı üçgen, 3 açımızın 3'ünün de teker teker 90 dereceden küçük olmasıdır. Dik açılı üçgenimiz ise arkadaşlar bir açımızın 90 derece, diğer açılarımızın ise 90 dereceden küçük olması durumudur. Şimdi kenarlarına göre üçgenlere geçelim. Kenarlarına göre üçgenler çok önemli bir konu arkadaşlar. Bu konuda ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgeni ayrıca inceleyeceğiz. Şimdi ikizkenar üçgen ne demek? Arkadaşlar herhangi iki tane açısının birbirine eşit olması durumunda o açıların karşılarındaki kenarların da eşit olmasıdır. Bu durumda biz ikizkenar üçgeni elde etmiş oluruz. Eşkenar üçgen bütün açılarının ve bütün kenarlarının eşit olması durumudur. Çeşitkenar üçgen ise bütün açılarının ve o açıların karşısındaki kenarların birbirinden farklı olmasıdır. Üçgenlerimizi açılarına ve kenarlarına göre ayırdıktan sonra özel açılı üçgenleri incelemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi özel açılı üçgenlerimizde kenar uzunlukları ile ilgili bazı bilgilerimiz var. Bunları aklımıza tutarsak soruları daha kolay çözebiliriz. 120-30-30 üçgeni ikizkenar bir üçgendir. İkizkenarın bütün özelliklerini sağlayabilirsiniz. Tabana indiğiniz dik, tabanı iki eş parçaya böler, açı ortay olur, 60-60 üçgeni olur. Burada kenar uzunluklarımız AA ise tabanımız arkadaşlar A kök 3'tür. İç bölgede herhangi bir yüksekliği bulmak isterseniz 30-60-90 üçgeninin özelliklerini kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim 45-45-90 üçgenine. Bu arkadaşlar ikizkenar bir dik üçgendir. Bir kenarımın uzunluğu A ise A kök 2 olacaktır. Pisagor teoreminden bunu ispatlayabilirsiniz. Şimdi 30-60-90 üçgenimizde ise 30'un karşısındaki en kısa kenarımız A, 90'ın karşısı 30'un karşısının 2 katı, 60'ın karşısı ise arkadaşlar bunun kök 3 katı olacaktır. A kök 3, 2A. Şimdi geliyorum eşkenar üçgenime. Eşkenar üçgenim aynı zamanda aslında bir ikizkenar üçgen biliyorsunuz. İkizkenar üçgenin bütün özelliklerini sağlar. Bir kenarın uzunluğu A ise ikizkenar üçgende tabana indiğimizdik, tabanı iki eş parçaya böler. O yüzden A bölü 2 ve A bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla burada 30-60-90 üçgenini kullanabilirim. 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı A bölü 2, 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacaktı. A kök 3 bölü 2 olacaktır. Şimdi gelelim çok nadiren karşımıza çıkan bir üçgen tipine. 90, 75 ve 15 açılara sahip olan 75-15-90 üçgenine. Şimdi burada tabana indiğimiz dik arkadaşlar, dikten indiğimiz dik tabanın 4'te 1'ine eşittir. Eğer burası H ise tabanımız 4H olmak zorundadır. Özel açılı üçgenlerimizden bahsederken arkadaşlar küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Pisagor teoremi. Pisagor teoremi dik üçgende çok fazlasıyla kullandığımız bir teorem. Pisagor neydi hatırlarsanız? Bir dik üçgende dik açının kenarlarındaki kenar uzunluklarımız x, y ise
Bunun karşısı hipotenüs oluyordu. Hipotenüsümüzün karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşitti. İkizkenar üçgeni inceleyelim. İkizkenar üçgen neydi arkadaşlar? Herhangi iki kenarı eşit olan bir üçgendi. Dolayısıyla taban açıları da birbirlerine eşitti. Şimdi bu ikizkenar üçgende hiç unutmamamız gereken bir mesele var. O da yükseklik. Tabana indiğimiz dik bizim yüksekliğimizdir. Aynı zamanda kenar ortayımızdır. Aynı zamanda açı ortayımızdır. Bu çok önemli bir özellik. İkizkenar sorularında oldukça çok karşımıza çıkacak. Buna ilaveten şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bakın, eşit olan kenarlara inmiş olduğumuz dikler ya da kenar ortaylar ya da açı ortaylar birbirlerine eşittir. Yani ne demek istiyorum? HB eşittir HC'ye. B açısının B köşesinden tabana ineceğim dik, C köşesinden karşı tabana indiğim dike eşittir. Aynı mantıkla kenar ortaylar VB eşittir VC'ye ve açı ortayımız NB eşittir NC'ye. Şimdi arkadaşlar başka bir özelliğimize gelelim. Bu özelliğimizde ise bakın B ve C açılarından çıkan isterse açıortay olsun. Bunlar açıortay olabilirler. Açıortaylarsa da bu şart sağlanır. KL, LM'ye eşit, BL, LC'ye eşittir. Açıortay olmayıp arkadaşlar bunlar kenarortay olabilirler. Eğer kenarortaylarsa da bu şart sağlanır. Aynı mantıkla. Bunlar kenarortayda olmayıp dik de inebilirler. Yani B açısından bu doğru parçasının üzerine indiğim dik de olabilirler. Kenarortay olmak durumunda değil o zaman. Bu şartla da aynı şeyler sağlanır. Yani KL, LM'ye, BL, LC'ye eşittir. İkinci kuralımızda tabii ki AB'nin AC'ye eşit olduğunu belirtmemiz gerekir. Diğer bir özelliğimiz ise arkadaşlar, ikizkenar üçgenimizin tabanından yani AB AC'ye eşit ise bunun tabanındaki herhangi seçtiğim bir noktadan kenarlara indiğim diklerin toplamı bu köşeden tabana indiğim dike ya da bu köşeden diğer tabana indiğim dike eşit olmak durumunda. Üçgende açılarda karşımıza ikizkenarlıkla ilgili çok fazla soru tipi çıkıyor arkadaşlar. En klasiklerine bakmaya çalışalım. Şimdi bakın, burada bir algı yanılması olabiliyor öğrencilerimizde. AD kenarını AB gibi algılayıp bu bir eşkenar üçgenmiş muamelesi yapabiliyorlar. Ama yanlış arkadaşlar. Burada verilen doğru parçalarına dikkat etmemiz gerekiyor. AD ile AC eşit, yani AB değil, buradaki doğru parçasının üzerinde eşittir işareti var. Öyleyse burada bir ikizkenarlık söz konusu. Aynı ikizkenarlık AC ve BC'de de mevcut. Dolayısıyla taban açıları eşit olmak zorunda. Burası x açısıysa burası da x açısı olacaktır. Sonra biliyoruz ki biz iki tane için toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Yani bu açımız x artı 30'a eşit olacak. Bakın, bu üçgendeki ADC üçgenindeki ikizkenarlıktan faydalanarak taban açılarımın eşit olduğunu yazabilirim. Yani bu üçgenin iç açılarının toplamından x'e ulaşabiliriz. Öyleyse toplayalım. 1, 2, 3 tane x'imiz var. 3x artı 30 artı 30 60 neye eşit olacak? 180'e. 3x'imiz buradan 120'ye, x'imiz ise 40'a eşit. Hemen yan taraftaki soruya bakalım. Yan taraftaki sorumuzda ise arkadaşlar, büyük üçgenin içerisinde küçük küçük ikizkenar üçgenler oluşturulmuş. Bu ikizkenarlıktan faydalanarak açılarımıza ulaşabiliriz. Bizden istemiş olduğu açı neresi? ACB açısı, yani ACB açısı. Ne sadece burası, ne sadece burası. Şu kısmı istiyor. Biz buraya ulaşmaya çalışacağız. Hemen arkadaşlar, açılarınıza isim verin ya da bildiğiniz açılardan yola çıkarak diğer açıları tespit etmeye çalışın. Şimdi biz bildiğimiz açılardan yola çıkalım. Burası 40 derece. İkizkenarlıktan dolayı burası da 40 derece. Peki iki için toplamı bir dışı kullanabileceğim bir yer var mı? Şu anda göremiyorum. Çünkü bunlar bu şekilde doğrusal olarak gitmiyorlar. Öyleyse hemen diğer açılarıma isim vereyim. Buraya A diyelim. Dolayısıyla bu da A olacaktır. Buraya B dersek burası da B olacaktır. Bakın şimdi arkadaşlar, üçgenimin iç açılarının toplamından A artı B'ye ulaşabilirim. Hemen toplayalım. 40 artı 40, 80 artı 2A artı 2B neye eşit olacak? 180'e. Dolayısıyla 2A artı 2B 100'e ve A artı B'miz de 50'ye eşit olacak. Bizden istemiş olduğu açı da A artı B'ye karşılık geliyor. Bu yüzden cevabımız 50.
Eşkenar üçgeni inceleyelim arkadaşlar. Eşkenar üçgenimiz aslında aynı zamanda bir ikizkenar üçgendir. Bu sebeple ikizkenarın bütün özelliklerini sağlar. Hemen bakalım. Eşkenar üçgende tabana indiğimiz dik tabanı iki eş parça ayırır. Yani kenarortaydır. Aynı zamanda açıortaydır. Aynı zamanda o tabana ait yüksekliktir. İkizkenarda da aynı şeyler geçerliydi. Bunu bütün köşelerden yapabilirim arkadaşlar. Burada bütün açılarım eşit olduğu için ve bütün kenarlarım birbirine eşit olduğu için tüm köşelerden indiğim yükseklikler HA eşittir, HB eşittir, HC'ye. Aynı zamanda kenarortaylar VA eşittir, VB eşittir, VC'ye. Aynı zamanda arkadaşlar açıortaylar değil mi bunlar? NA eşittir, NB eşittir, NC. Neye eşit biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kenarımızın uzunluğunun köküç bölü 2 katına. Lütfen bunu unutmayın. Yükseklikle ilgili bir özelliğimiz de var arkadaşlar eşkenar üçgende. İkizkenarda buna benzer bir şey vardı fakat orada tabanın üzerinden bir nokta seçiyorduk. Burada üçgenimizin üzerinde, içerisinde bir nokta seçerip buradan tabana indiğimiz diklerin toplamı bizim yüksekliğimizi verecek. Dolayısıyla PD artı PE artı PF AH'ye eşit olacak. Kenar üçgenle ilgili de arkadaşlar karşımıza çıkacak olan soru tiplerine hemen bakalım. ABC bir eşkenar üçgen olarak verilmiş. Buna göre X nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgen bildiğimiz gibi aynı zamanda aslında bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende tabana indiğimiz dik tabanı iki eş parçaya böler biliyorsunuz. Dolayısıyla bakın burada özel bir üçgene ulaştım. 30-60-90 üçgenini. Tabanımı iki eş parçaya böldüğü için 8 artı 4'ten 12, 6'ya 6 olarak ayıracak. Öyleyse buradaki uzunluğum 2, burası ise 6 olacak. Şimdi bakın 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı bunun köküç katı oluyordu. Dolayısıyla 6 kök 3. Burada küçük bir dik üçgen elde ettim. Dik üçgendeki Pisagor bağıntısından x'e ulaşabilirim. X'in karesi neye eşitti? Diğer kenarların karelerinin toplamına. Öyleyse arkadaşlar x karemiz 4 artı 36 çarpı 3'ten 108'e, x karemiz ise 112'ye, buradan x'imiz ise kök 112'ye eşit olacak. Diğer sorumuzda ise arkadaşlar eşkenar üçgeni belirtmemiş çünkü burada bir üçgen yok aslında. ABCD bir dörtgen. Fakat şuradaki DC'nin BC'ye dik gelmesini kullanarak biliyorsunuz bu dik işaretidir. Dik gelmesini kullanarak bir özel üçgen elde etmeye çalışalım. Nasıl elde edebiliriz? Bazı arkadaşlarımız içeride elde etmeye çalışır fakat içeride şu açıyı kaç derece olarak böleceğini bilemem arkadaşlar. O yüzden şu AD doğru parçasını uzatarak burada bir eşkenar üçgen elde etmeye çalışıyorum. Çünkü bakın bu üçgenin iki açısı 60 ise bu açısı da 60 derece olacak. Dolayısıyla bu açımda 30 derece olacak. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4 olmalıydı değil mi? Peki 90'ın karşısı neydi? 30'un karşısındakinin 2 katı yani 8. Bu bir eşkenar üçgen. Bir kenarım ne geldi arkadaşlar? 6 artı 8'den 14. Yani 6 artı 8'im diğer kenarımın uzunluğuna eşit olmak durumunda. Buradan x'in 10 olduğuna ulaşıyoruz.